63-77 ile son 4 rakamı biten izleyicimiz demiş ki 15 aylık evet. oğlum var. Yaklaşık 7-8 aydır küçük sinirlenmelerinde bile kafasına denk gelen kafasına nereye denk gelirse oraya vurmak istiyor. Ne yapmam lazım? Bu aynı zamanda bu konuda çok soru da var. Yani nedir? Çocuklar istedikleri yapılmadıkları zaman kimisi kendine tokat atıyor. Kimisi gidiyor başını bir yere vuruyor. Kimisi işte farklı farklı şeyler. Yani kendine zarar verici davranışlarda bulunuyorsa. Bir bu neden olur, ikincisi nasıl aşarız? Neden oluyor biliyor musun? Çocukların canları acıdığında, yani psikolojik olarak canları acıdığında bunu bedensel acıyla eşleştirme gibi bir yönelimleri oluyor. Şimdi biz bir konuda engel koyduğumuzda, onlara hayır dediğimizde onlar bir hayal kırıklığı, bir öfke yaşıyorlar ya, onun tezahürü olarak da yani benim şu an canım yanıyor'nun ifadesi olarak da can yakmaya yönelebiliyorlar. Temelde işin psikolojik altyapısında bu var. Ne yapacağız bu sırada, bırakacağız kafasını vursun mu? Hayır, çocuğu tutacağız ve yanındayım ben senin. Hayır. Kendine zarar veremezsin, kimseye zarar veremeyiz, böyle duracağız deyip sakinleşene kadar onu tutabiliriz bir şekilde. Buradaki tutmak sert ve kırıcı bir tutuş değil, onun kendine zarar vermesini engelleyecek şefkatli bir tutuş olmalı, bu önemli. Sonrasında o öfkesini boşalttıktan sonra zaten çocuk hani bunu yapıp sakinleşiyor. Ama anneler şunu yapmasınlar, burada o sıkıntı oluyor. Aman çocuk böyle öfke krizine girmesin, böyle halleri olmasın diye her dediğini yapmaya başlıyorlar çocuğun. Bu çok kötü bir girdap, sakın buraya gelmesinler. Bakın geçen gün 9 yaşında çocuğu için bir anne seminer sonrası gelip sordu bunu bana. Dedi ki 9 yaşında ve her istediğini ağlayarak yaptırmaya çalışıyor. Bıraksak 2 saat ağlıyor diyor. Dedim ki ama bunu nereden öğrendi? İşte diyor babası ağlamasın diye, tek kız çocuğu ailedeki, ağlamasın diye sürekli bu davranışı pekiştirmiş küçüklüğünden beri. Ve çocuk açıkça öğretmenine de diyormuş, artık kocaman çocuk 9 yaşında bir şey istiyormuş. Mesela öğretmene olmaz gibi bir şey derse ben anneme babama söylerim, ağlayarak her dediğimi yapıyorlar zaten diyor. Çocuk da bunun farkında, yani. 9 yaşında çocuk farkında olmaz mı tabii? O yüzden asla bu şeye girmeyin. Öfkelenebilir, ağlayabilir, öfke krizi bile geçirebilir. Yani problem değil. Burada şunu bileceğiz. Bunun sebebi ne? Olumsuz bir duygu var. O duygu boşalıyor ve kriz olarak, ağlama olarak, öfke patlaması olarak ortaya çıkıyor. Burada önemli olan çocuk zarar görmesin diye yanında olacağız. Başını bir yere vurmaya çalışıyorsa buna engel olacağız ve o anın geçmesini bekleyeceğiz. Yapacağımız tek şey bu. Evet.